Yeliz! Yeliz bebeğim! Cevap ver kızım! Allah'ım! Alo Cengiz! Yetiş! Kız intihar etmiş! Ne intihar? Canına kıymış işte! Banyoda yatıyor öyle kuş gibi! Delireceğim, ne yapacağız? Ben ambulans gönderiyorum. Hemen geliyorum. Sen de öyle durma. Kanaması falan varsa bir şeyler yap çabuk. Tamam. Yeliz! Yavrum ne yaptın sen? Aç gözünü kızım. Allah'ın başımıza bulandım gelecekti. Yeliz ne olur yanalacım. Ablanlar beni öldürür. Yeliz! Hadi bebeğim. Allah'ım. Yavrum. Yeliz de burada olsaydı ya şimdi. Ne düşünüyor da şu günde bile Bilge'yi yalnız bırakıyor, kafam basmıyor vallahi. Onun aklı nasıl çalışıyor ben anlamıyorum ki. Tam olgunlaştı diyorum, yine bir şımarıklık, bir bencillik. Şeytan diyor, bırak ne hali varsa görsün. Bana da vuruyor o şeytana mı, uymamak lazım? Neyse şimdi onu düşünüp daha fazla sinirlerimi zıplatmak istemiyorum. Derdi neymiş ki? Bir şey dedi mi sana? Ne bileyim. Yediği önünde yemediği ardındaydı. El üstünde tuttu. Hem nasıl bir şey desin ki? Baygındı diyorum çocuk. Seninki de laf. Daha önce niye fark etmedin ki? Uyuyor sandım. Elleme dedin ya, Allah Allah. Hem sen giderken bakmamış mıydın? Hangi hastaneye götürüyor bu adamlar bizi be? Sormak aklımıza bile gelmedi. Takip ediyoruz işte, ne bileyim ben. Halamın bu kazığını yiyip hala neden sustun kızım? Söyleseydin ya bunu Yeliz Hanım'a. O zaman yapışsaydı bakalım o melekler gibi halasına. Bir ambulans daha. Nasıl üzülüyorum bunun içindekilere. Allah yardımcıları olsun. Sakin ol. Biz olmasak şimdi hayatta değildi. Bir kendine gel. Abla! Abla nasıl o? Nasıl? İçeri aldılar. Bilmiyorum Armi. Çok kötü görünüyordu. Ne yaptınız kardeşime he? Ne yaptınız? Kızım biz ne yapacağız? Pazardaydım ben. Bir geldim banyoda yatıyor öyle kuş gibi. Daha dün eve geleceğim diyordu. Daha dün her şey yolundaydı. Neden yapsın bunlar? Neden? Eğer bu sizin yüzünüzden olduysa... Yetti be! Bir suçlu varsa o da sensin. Karıma yüklenmeyi kesin. Gül gibi baktı kardeşlerinize. Bir dediklerini ikiletmedi. Ama sen ne yaptın? Eve geldin, yağdın, gürledin, estin kıza. İki arada bir derede bıraktın. Hatta kardeşlikten reddettin. Ne yaptım diye otur da sen düşün. Bizden bu kadar. Gidin. Allah aşkına. Size yalvarıyorum, gidin buradan. Bir daha da sakın gelmeyin. Ne bu hastane, ne hayatımıza. Yürü Şevkiye, yürü. Değmez bunlara. Ben böyle nankör insanlar görmedim. Yürü. Allah'ım belaları. Yeliz'in korkulacak bir durumu yok. Endişe etmeyin artık. Cihan Bey de oldukça iyi bir doktordur. Çok teşekkür ederiz Melih Bey. Size de zahmet verdik. Ama emin olmak istedik. Yalnız asıl sorun bundan sonra, biliyorsunuz değil mi? Ne gibi? Bu tip durumlarda önemli olan fiziksel değil, ruhsal hasardır. Kardeşinizi bunu yapmaya neyin ittiğini öğrenmek gerek. Bunu öğrenirken onu fazla boğmamak da lazım. Hassas bir denge gözetmek zorundasınız. Çünkü eğer altında yatan nedeni çözemezseniz bunu tekrar deneyebilir. Bu sık rastlanan bir durumdur. Maddi durumunuzu biliyorum ama olabilirse bir terapistin yardımını almanızı öneririm. Anlıyorum. Sağ olun Melih Bey, çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz. Rica ederim, geçmiş olsun. Yeliz bunu yapacak en son kişi Elif.
Kafayı yiyeceğim. Neden ölmek istesin? Madem sen ailene böyle kolay sırt çevirebiliyorsun, o zaman ailen de sana sırt çevirebilir. Peki Yeliz, her şey senin istediğin gibi olsun. Bir daha sakın gelme, tamam mı? Benim suçum. O daha 15 yaşında. Bunu hiç düşünmedim. O kadar yüklendim ki. Mantıklı davranmasını bekledim hep. Nasıl mantıklı davransın o küçücük çocuk? Bir günde mi büyüyecek? Ya. Of. Saçmaladım işte. Yapma ama böyle. Hastanız iyi. Sadece biriniz içeri girebilirsiniz. Ama fazla kalmayın. Daha kendine gelmedi. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Armi, ben girebilir miyim? Anlatsın bir bir. Kızlar da bir suçlamaktan vazgeçer değil mi? Yeter Şevki. Sabahtan beri susmadın. Ya biz de korkuyoruz bir şey olacak diye. Tamam anladık. İyice gerdin sinirlerimi. Ne bu? Melih Bey verdi. Sakinleştiriciymiş. Ben de aldım bir tane. Ne zaman kendine gelecek acaba? Konuştum. 1-2 saate kadar dedi doktor. Bilge'ye söylemeyeceğiz değil mi? Tabii ki söylemeyeceğiz. Hah kızlar. Bilge ablanı merak ettin de duramadın mı sen hayatım? Ama uyanmadı daha. Gel bak bahçede bir köpek yavrusu var. Onu sevelim biraz. Ay kızım. Ay içim kor oldu. Nasıl geldiğimi bilemedim. Cansu'ya belli etmeyeceğim diye. Aklı karayı seçtim. Nasıl Yeliz iyi mi? Hayati tehlikeyi atlattı çok şükür. Oh şükür. Ne yapmış neden yapmış bu deli kız? Bilmiyoruz ki biz de. Vah güzel kızım, vah Yeliz'im. Koskoca kıza bakamamış, bir de o el kadar Sabih'i istiyor o senin halan olacak kadın. Ya ben de gidip bir görsem ha? İstersen git ama uyuyor. Olsun uyusun, ben kapıdan baksam olur. Tamam, 3. kat 4. oda. Tamam, ben hemen gelirim ha.